Evet, GeForce'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2017 kariyer serisinin 2017'nin oyununun basamağına geldik ve orada kariyer moduyla devam edeceğiz. Bakalım neler gelecek başımıza. Biliyorsunuz şey yok bizde. Neydi o? Restart yok, flashback yok. O yüzden yaptığımız hatanın bedelini en acı şekilde ödüyoruz. En acı şekilde ödüyoruz. En son 2017'de şeylere başladık herhalde. Pratiklere başlamıştık sanırım. Doğru mudur? Aynen, pratiklere başlamıştık. Birkaç puan aldık. Başka aklıma gelen bir şey yok. Aklıma gelen başka bir şey yok. Evet, Şeniz kardeşimin düğünü varmış. Allah mutlu mesut etsin. İnşallah gelmeye çalışırız. 12 Mayıs'taymış kına gecesi. Düğün 13 Mayıs'ta. İnşallah geliriz. Şeniz, Allah mutlu mesut etsin. Allah her şeyi gönlüne göre versin diyelim. Şeniz'e buradan selam olsun. Laptop. Pratik 1, pratik 2 diyor. Şimdi biz ne yaptık ki buna? Droplet'i yaptık. He, dayanıklı aldık bunda. Yaptık bir şeyler. Devam edelim. Yapacak bir şey kalmamış ki burada. Bir tek şu full setting'i, ya biz bunu biz bunu nasıl ayarlıyoruz ya? Bunun kolay yolu nedir bu benzin olayının ya? Ben bunu anlamadım yani bir türlü. Benzin olayının kolay yolunu anlamadım gerçekten. Ne yapmamız gerek, ne yapmamız lazım bilmiyorum ama View over view. View over view. Neymiş bu view over view? Detaylar. İlginç. To view current strategy and race objectives, press the MFD button to open the multifunction display and then press it again to cycle through till you reach the strategy and objectives Arkadaş, screen. bu masa niye böyle oynuyor? Ben onu anlamış değilim. Şöyle. Aynen. Season. Grosjean piste çıkmış. He, bu arada şey ne? Pratik 3. Qualifying kapalı, güneşli. Yarış kapalı. Abi o yağmur yağma ihtimali yüksek. Yarışta.
Yani yağmur yağma ihtimali yüksek. Romain Grosjean. Melbourne'de bir kere mutlak galibiyet almamız lazım. Mutlak. Melbourne sevdiğim pistlerden biri. Eski hali. Tabii ki şimdiki yeni halinden nefret ediyorum. Yani pist kolaylaştığı için özellikle şu virajı kaldırdılar ya. Ne diyeyim artık? Bence hiçbir şey yok. Biz bütün şeyleri, olayları, neydi o? Görevleri yaptığımız için pek bir şey kalmadı gibi. Bir tek şeyi anlamadım. Dediğim gibi şu full saving'de bir yeşil yapmışız. Sadece completed. Perfectlememişiz burayı. Ama bunun da bir mantığını anlamış değilim yani. Bunun neden, nasıl, niye, nasıl bir mantıkta çözemedim. Erken vites atınca biraz yeşile doğru gidiyor. Hani mora doğru kayıyor. Ama dediğim gibi motoru vites istemeye geldikçe benzin daha çok yakıyor benzini. Yani anlamadım gerçekten. Acaba bir kez daha mı bir tur atsak diyeceğim. Tire set. Recommended kullanılmış diyor herhalde. Ha? Herhalde kullanılmış taktıracak. Glap diyelim. Bir tur atalım bakalım bir. Enver Bey gelmiş. Allah'ım ya. Sağ olun Enver Bey. Sağ olun. Eyvallah. Eyvallah.
Enver, şunun mantığını anlat bana. Şu benzini nasıl, ne yapacağım ben bunu mora getirmek için ne yapmam lazım Enver? Hani yapmışsın ya sen, kariyer yapmışsın ya bunda, hani sen bilirsin. Vitesi girerken viraja lean al. Allah Allah. Vitesi girerken virajı. Olmuyor ki. Oynayamıyorum ki fullle. Yani bayağı bir oynadın belli senin kariyeri ya. Bunda bayağı bir prosun yani belli. Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi billahi bana bile yalan konuşuyor ya bu adam. Öyle yapıyorsun, doğru, baksana kariyer oynadığın için belli zaten bildiğin, evet. Evet. 17'de bayağı bir kariyer yapmışsın sen. 16'da da yapmıştın sen, doğru. Yok yok efendim, yok. 2018'e inşallah. O da belki. Net bir şey diyemem. Çünkü başkalarına da sözler verdik. Ayrıca ben ligdeyim zaten. Çok zor. Vakit ayırmam çok zor. Biz bunu... Bu olmayacak ya. Bu benzin işini ben çözemedim. Daha erken vites atmakla biraz daha yeşile doğru gidiyor ama olmuyor. Bir türlü olmuyor. Bilmiyorum yani. Hayır hayır efendim. Yok. Yok. Ne yaptın yine Bilgin? Emel Demirel, ne yaptın yine Bilgin abi? Kırılmış sana. Our best lap so far is a... 33.2. Neyse ben fazla konuşmayayım. Konuştukça suçlu ben oluyorum. Anlatabildim mi? Suçlu ben oluyorum. O yüzden benim hem Enver, benim yeni tanıştığım arkadaşların ligim falan var. Onlara biraz yardım ama işte giriyoruz. Benim ligim var yani, ligim, anlatabildim mi hani kısacası? Oynayamıyor, satıyor beni. Seni onun sattığına Mali Bey söyle, 16'da niye adamı satmış gitmişin de söyle. O zaman çalışıyormuşun da şimdi niye çalışmıyormuşun de söyle Enver'e. Şimdi çalışıyorum abi diyecek. Şimdi niye çalışmıyormuş söyle. Niye 16 bittikten sonra, sattıktan sonra çalışmayı da bırakmış. Bak, okul bak, görüyor musun? Ya. Ben suçluyum. Ben Mali, ben suçluyum. Ben hep ben suçluyum. Bırak, ben suçlu olayım, boş ver. Ben suçlu olayım. Okul baş. Evet, geçelim biz bunu. Biz bu arada şeye de bakmadık ha. Yarışta yağmur var mı? Biz Enver kadar yani boyunun kariyerini yapmadığımız için hani pro değiliz pek ama hani bakmamız lazım. Qualifying kapalı, açık. Yarış kapalı. Yağmur yağabilir mi? Yağabilir belki. Bulutlu gözüküyor. Yani yeter artık Enver. Mali Bey anlatamazsınız. Anlatamazsınız Mali Bey. Yani boş yere. Siz kendinizi strese sokmayın. Anlatabildim mi? Kendinizi strese sokmayın. Bak gitti, 2017'ye girdi. Görüyor musun? Sanki ben razıyım. Sanki ben onunla... Heh aynen. Sanki ben razıyım. Ben onunla oynayacağım. Boş işi. Eğleniyor.
O nasıl benle eğleniyor, ben de onunla eğleniyorum. Anlatabildim mi? Hayat böyle devam ediyor. Hayat böyle devam ediyor. Şimdi burada Melbourne'de mutlak galibiyet şart. Bir de dediğim gibi eğer botlarda üst üste iki zafer veya iki tane zafer desek üst üste iki zafer aldığımızda botların AI seviyelerini daha da arttıracağız. Galibiyet aldıkça artacak. Şu an 95'te galiba. 95 mi? 96 mı? 95 olması lazım. Legend'de yani. Legend'de. Tabii expert legend. Legend'de şu an. Güncelleme yaptık. Vettel'i izleyelim ya. Vettel. Sebastian Vettel. End season desek olmuyor mu? End season, retire from. Aynen. An interesting practice session there then. Let's remind ourselves of the top three. Who are Vettel, Hamilton and Valtteri Bottas. Ultra soft. Qualifying pace new diyor. Pratik 3'e geçelim. Yine retire verelim. Sonra qualifying'e geçeceğiz. Hadi abicim hadi. Ya Mali burada mı Mali? Mali belki bilir bunu ya. Mali burada mısın Mali? Yok. İyi yayınlar abi. Görüşürüz. Eyvallah Enver. İyi yayınlar. Sana da iyi yayınlar Enver. Görüşürüz. Kariyer yaptın da 2017'de gerçi yapmışsın. 18'de de yapmışsındır. 22'de son kariyerine onu şey yap. Biz gelelim izleyelim seni Enver. Evet. Şimdi bunu da geçelim biz isterseniz. Cars are now over the line. Your top three again are Vettel, Hamilton, and Valtteri Bottas. Thank you for joining us for free practice. Halen Enver'le şeyde anlaşabiliriz aslında. Ha, şimdi aklıma geldi. Enver burada mı Enver? Gittin mi Enver?
gitmiş. Va 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 gitmemiş. He, bir umut bekliyor adam ya. Bir umut bekliyor adam ha. Adam bir umut bekliyor. Enver'cim. Neydi o? Ne bu ya? Liste. Direksiyon kuruyorum, gideceğim şimdi. Ne kariyerini mi yapacaksın? Ne yani? Ben yayındayken niye yapıyorum? Ben bitsin yayınım seni izleyeyim ben de ya. İşin gücün kaçamak kaçamak iş yapmak ha. Ben takılacağım zaten. Ben kendim takılacağım zaten yani. Sana gel demiyoruz. Ama ben yayındayken niye giriyorsun diyorum. Onu söylüyorum. Kendi 2022 kariyerini yapacaksın. Oynamak istedin. He, oyna canım sen. Eğer benle oynamak istiyorsan eğer 2017 22 parça gelince. Ha, 17'yi salla geç. Ha? Salla başı al maaşı. Ha? Salla geç. Öyle de olsa olur. Böyle de olsa olur. Değil mi? 17'yi nasıl olsa yapıyorsun değil mi sen? %110 AI'ları zaten tur bindiriyorsun ya. Değil mi? He. 17'de yavaş vites düşürülüyor. Vay 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 vay. Bak 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 bak. 22'de düşürülmüyor. He? 22 oyun, 17 oyun değil. He? Geç Enver, geç. İşin gücün 22, 22 ya. Geçeceksin onu, geçeceksin. 16'da 17'de hızlı olacaksın sen. Anladın mı? Geçeceksin onu. Geçeceksin. Sen nasıl anlatırsan anlat. Ben anlamam önemli değil. Sen nasıl anlatırsan anlat, boş. Anlatabildim mi? Bak VP'ye bak. Ya şimdi onu bunu geç şimdi bak. Benle 17 oynamak istiyorsan senin şu verdiğin şey var ya. Neydi o? Zeytinyağı, zeytinyağı. He. Ondan bize bir 5 litre getir ama biraz in litre fiyatını. O zaman ben de sana bir güzellik yapayım. Hadi. Şimdi seni sıkıştırdım ben köşeye. Abi inemem ne yazık ki. Tamam ben de oynayamam ne yazık ki Enver. Nasıl inemiyorsan ben de oynayamıyorum Enver. Geçeceksin onu, geçeceksin. Dedemlerden alıp satıyorum da beni. Geçeceksin onu. Geçeceksin. Canın sağ olsun abi. Yüze satın. 90'dan alıp yüze satıyorsun. Yani neyse. 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 Doğrudur. Doğrudur Enver. O da doğrudur. O da doğrudur. Aynı marketçiler. Abi biz zaten kazanmıyoruz. Abi bilmem ne. Abi şu. Arada hep zaten aracılar götürüyor. Arada hep aracılar götürüyor. Hiç ne üreten ne tüketen. Değil mi? Ulan Enver var ya. Yatacak yerin yok senin de neyse. Qualifying 1. Evet, geçelim Q1'e. Evet, bakalım. Tamam Enver, sen git direksiyonunu kur. Biraz oynamak istemişsin ya. Git oyna hadi. Yavrucuğum Q2. Güneşliydi. Niye böyle oldu şimdi? Allah Allah.
Daniel Kvyat. New car setup. Şunu düşürelim. Tamam mı? Tek tur yapalım. Q1'le mi başlamışız biz? Niye böyle başlamışız? Bu hot car setup. Allah Allah. Altı beş. Tek tur atalım. Biz bunlarla atabilir miyiz ki? İlla ultrasop mu deneyeceğiz ya? Q2'de acaba bunda şey var mıydı ya? Q2'de. Buranın sert lastiği soft. Orta lastiği super soft. Yumuşak lastiği ultra soft. Yok, biz ultra soft'la tur atalım.
Evet, bu tur yeter. Lap so far is a 1:24.4. Bir son sektörde. Son sektörde yavaşçısı. Vettel nerede? Sorumu sayıp. Nerede bu Vettel? Retire çekelim. Evet, Vettel Vettel birinci olmuş. Evet. 0-1 saniye önümüzde. 0-1 saniye önümüzde. Tekrar çıkalım. Setup diyelim. Nerede teker? Kullanılmış lastiği kullanalım. Ya da Super Soft'la geçemez miyiz ya? Super Soft'la geçsek, yarışa Super Soft'la başlasak bir avantaj olmaz mı bu? Öyle var mıydı acaba Q2'de şey oldum. Sen bitir ha bitirmişsin ya kariyeri Enver. Hani sen bitirmişsin ya kariyeri. Bilirsin. Q2'de hani oluyor mu? Super Soft'la Q2'yi geçsem Super Soft'la yarışa başlayabilir miyim Enver? Bitirmişsin ya kariyerini.
Abi şimdi hatırlamıyorum ki. Bak şimdi. Ya ne DC'ye gel. Ben DC MC gelemem. Benim işim yarışa odaklanmam lazım. Bu yarışı kazanmam lazım. Özel ayarlar orada. Ya işim geç. Özel mözel geç. Taktik. Benim taktiğim var zaten. Sen sadece söyle. Adam ya işte yani yalan konuştuğu buradan belli. Kariyerini yapmadığı buradan belli. Adam daha cevap veremiyor sorduğum soruya ya. Tamam söyleme. Kalsın. En azından deneyelim. Deneyerek görürüz. Evet. Şimdi çıkalım. Süper Soft'la. Olur efendim. Ferrari'yiz. Her kaybetmeye mahkum zaten Ferrari. Boş ver. Değişen bir şey olmayacak ya. Yani. Senin gibi pro değiliz. Kaybetmeyi biliyoruz yani biz. Ama sen kaybetmeyi bilmiyorsun. Ya trafik yapma gözünü seveyim ya. Takım Vettel'i çekin önümden kardeşim ya. Beni niye trafiğe soktunuz ya? Ya vallahi kaza olacak. Yemin ediyorum kaza olacak ya. Sinirlenmeyeceğim ya. Sakin olacağım. Gerçekten sakin olacağım. Sinirlenmeyeceğim. Sakin olacağım. Ya böyle bir iş yok ya. Vallahi ya Ferrari neden kaybediyor belli zaten. Böyle bir şey yok ya. Sonra bekle Ferrari şampiyon olsun. Ha olur. Olamaz. Git pite Allah'ını seversen gir ya. Gir. Abimiz sen ne yavaş. Yavaşça ayarlasaydın. Kariyerini yapmadığı buradan nasıl belli oluyor yani? Bariz belli ediyor kendini. Bari belli etme ya. 1.25'e kadar diyorsun da bari belli etme ver. Be sus. Senin kariyeri yaptı biliyor millet sus. Ama şimdi bunu kullanacağız. Bu lastiği kullanacağız. Ya bütün stratejiyi alt üst etti ya. Tek turda bitirecektim ben işi ya. Şimdi son virajı pite girdi. Şimdi çıkabiliriz. Şimdi bir boşluk var. Yani. Evet, biz sizin gibi pro değiliz efendim. Biz ayarlayamıyoruz. Kariyeri yapmadığımız için biz hani sen yapmışsın biliyorsun. O da pite girdi. Tamam çıkalım artık. Bu şey yapar herhalde. Bu pay yeter.
İşte bu, işte bu. Botlar 10'da. Enver. 10. 10'u ayarladım. Dedim 110'u ayarlarsam dedim beni zorlar 10 yapayım, tur bindireyim dedim. Yani. Evet. Yarım saniye, yarım saniye. Süper soft lambda. Evet. Tabii botlar 10 olunca normal yani bu kadar fark atmak. Evet, Q2'de geçtik. Şimdi Q3'teyiz. Q3'te artık yeni lastik taktık mı biz? Takmışızdır yani. Ultrasoft takılı ama ha? Aynen takmışız. Şimdi bununla 1.22.9 ama zor ya. Ne yaptın sen ya? 1.22.9 ne ya? Dalga mı geçiyorsun, adam mı seçiyorsun ya? Biz Enver miyiz? 22 22.9 bile hakaret Enver'e. 21.9. Hatta 29. Yani. Hadi iyi akşamlar Enver. Görüşürüz. Hadi. Hadi. Vettel lastik istiyor çıkış durumda. Çıkış durumda.
Vay, Vettel de 23'e inmiş. Vay 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 vay. Hamilton nerede? Hamilton ceza yemiş. Neden? Ne olmuş Hamilton'a? Hamilton'a ne olmuş lan? Çık bakayım Race Edit'ten herhalde. Race Direktör'den. Gözükür herhalde Lewis Hamilton. Corner Cutting. Şikanı kesmiş Hamilton, görüyor musun? Vay çakal. Vay çakal. The grid is all set then for the race tomorrow. But before we go, let's quickly remind ourselves of our top Evet. three, who Bir are fark a yok. Ferrari, Bir Vettel Hamilton and gelmiş Valtteri dördüncülüğe Bottas. çıkmış. Hayret, With Bottas'ı nasıl qualifying geçememiş complete, bilmem. all that remains is the main event. We'll be live. Başka da farklı bir durum yok. Disciplinary record. Ne bu ya? Penaltı free. Ümit be kaza yaparsın, şart yemişsin gene. Fiyak olmuşsun. Ya yok ya, vallahi billahi yok ya. Yok ya adam yani. Üçüncü bitir diyor. Üçüncü bitireceğiz tabii ya. Üçüncü bitireceğiz yani, üçüncülükten daha üstün bitireceğiz. Ne demek zeytinyağını beğendin mi? Aynen, Ferrari'ye gel sponsor ol uygun fiyata, hem biz yemiş oluruz, anlatabildim mi? Zeytinyağını burada, zeytinyağının markasında şey yapalım. Aynen, burada hemen sağ üst, sol üst köşe veya tam ortaya böyle koyarız yani. Ben güzel bir logo yaparım yani. Harika olur. Direksiyon versinler bana ama. Direksiyon. Direksiyon versinler sana. Zeytinyağına direksiyon verecek adam. Zeytinyağına direksiyon verecek adam. Kim var ya? Düşünüyorum da bir saniye. Zeytinyağına direksiyon. Kim var? Yok. Bulamadım. Cık. Bulamadım. Valla yok. Düşünüyorum ama gelmiyor. Yazalım buraya şeye. Senin logoyu yaptın mı? Direksiyon karşılığında işte yağ verilir yazalım. Anlatabildim mi? Belki biri çıkar. Yani olabilir. Neden olmasın? Belki biri çıkar ya.
Ne yapacağız abicim şimdi biz bunda? Ha. Ne bu? Retire. Bu ne? Online. He, aldıkları puanlar. E ne yapayım abicim yani? Şimdi beni niye bunlarla karşılaştırıyorsun ki? Enver buradadır. Birincidir Enver. Ya nerede Enver'in? Ya bak Enver'in şeyine bakalım buradan. Kaç puan almış? Biz geçemeyiz onu ama. Enver burada 1'de yok. 2'de o da yok. 3'de o da değil. Enver değil bunlar ya. Allah Allah. Enver nerede bu? Yaptığını söylemişti Enver. Kariyeri. Hoş geldin Umut. Merhaba. Hoş geldin. Enver'i bulamıyorum ya. Kariyere gelelim şuradan. Kariyere kariyer. Nerede? Ha burada. Birincide Enver. Yo değil. 2. Bunda da yok. 3 Enver. Cık. Adam %110 botlara tur bindiriyor. Adam birinci değil daha ya. Çok şükür ya. Ne yapalım ya. İşte Enver'in kariyerine iş yapıyorum da. Tecrübelerini ondan almak istiyorum. Ama Enver'in şeyini bulamadık ya. Burada kariyer yapmış Enver. Bulamadım hala bir türlü. %110 botlara tur bindirmiş. Öyle dedi. 2017'de. Onun şeylerini, tecrübelerine böyle dayanarak böyle kariyerime devam etmek istiyorum. Çünkü Enver ideolüm benim. Anlatabildim mi? O yüzden... Ama Enver'i bulamıyorum burada ya. Dünya sıralamasında yok. Enver. Evren sıralama. Evren. Tabi evren sıralamasında olabilir. Dünya sıralamasında olmaz ki. Yıldızlar. Uzay. Galaksi. Galaksi sıralamasında mesela birinci olabilir. Galaksi şeyi gözükmüyor ki burada. Burada dünya gözüküyor. Yani. Koskoca evrende dünya yok. Yani başka gezegenler de var. Belki Enver orada 2017'yi bitirmiş olabilir. Neyse, neyse. Buluruz herhalde ya. Enver Enver'in şeyinin kariyerini de izleyemiyorum. Adam bensiz yayın açıyor, geliyor, kariyerini yapıyor, bitiriyor. Ama biz göremiyoruz nedense. Neyse artık yarışa geçelim. Dur, ilacımızı içelim öyle dur. Şu ilacımı ben bir içeyim. Bir saniye. Enver yağı uygun fiyata verse yağ içeceğim. İlaca gerek kalmayacak ama işte vermiyor adam. Vermiyor. Bir de demagoji yapıyor, anladın? Ticaret kafası olması gerekti zannediyor kendinde ama işte olmuyor. Onun yüzünden bak ilacı içiyorum. Yazıktır, günahtır ya. Yazıktır, günahtır. Biraz az yiyin kardeşim, az yiyin. Evet, evet. Aynen. Bir zamanlar Sebastian Vettel vardı. Enverler bilmez onu. Enverler bilmez onu. Enverler Lewis Hamilton bilir. Şimdi Sebastian Vettel'i takım arkadaşım yaptım. Biz Raikkonen olduk. Burada bakalım. Bahreyn Çin durability, dayanıklılık. Biz burada powertrain. Valla bunlar ne işe yarıyor? Enver bilir ama işte Enver'in şeyini göremiyorum ki ya. Enver ne yapsa onu yapacağım ama.
Hamilton'ı Ferrari'de görmek isterim. Yani ben de isterim ama sanki olacak gibi bu iş. Böyle ışıklar, belirtiler oluyor gibi sanki, bilmiyorum ama bakalım. Yani olsa güzel olur. Ben de isterim Hamilton'ı Ferrari'de görmek. Yani o da bir kırmızı tulumu, o legend yani. Kırmızı tulumu girmesi lazım mutlaka. Belki onunla bir çıkış yakalayacak Ferrari. Yani 7 yıl dünya şampiyonu adam ya. Daha kırmızı tulum giyememiş. Bu ne? Gearbox. Weekend. Gearbox. Değiştirmiyor mu abicim şimdi? Ben ne gerek var değiştirmeye ya? Evet. Buradan başlamıyor bu. Nereden başlıyor bu? He, go to race. Go to race. Vettel Vettel'i birinci yapar mıyız bilmiyorum ama eğer hata yaparsam kötü olur. Enver de benim hata yapmamı bekliyor startta. Hata yapmamı bekliyor startta. Ona göre kahkaha atacak. Diyor hadi be artık başla be. Ne muhabbet ettin arkadaş ya. Bas şuna hadi. 4 müdür nedir? Bas ona da be, başla gitsin. Enver VP bak demişti. VP. WhatsApp herhalde. Enver fotoğraf atmış. Neymiş bu? Direksiyonu sökmüş. Allah'ım ya Rabbim. Allah akıl fikir versin ya Rabbim ya. Allah akıl fikir versin buna ya. For our drivers, though, it's very much business as usual as they look to be first across that line and get their championship off to a winning start. We go racing today then in the state of Victoria, where the drivers have 16 corners and 3.3 miles to navigate at an average lap speed of around 120 miles an hour. Close proximity of the barriers makes accidents inevitable. Saat recent 10. History shows us that a safety car is not at all safety car, safety car, safety car. Today's race, of course, not simply the start of a new season, but the start of a new kind of Formula One. Anthony Davidson, great to have you with us once again. This is a big moment for the sport. Big changes to the technical regulations. The potential, perhaps, to give us the biggest shake-up since 2014. Aslında Red Bull'u mu alsaydık lan 2017'de? Yok ya. Much faster as well. Good thing then that combined these teams put in 18'de alabiliriz 2018'de 2018 kariyerinde Red Bull alabiliriz. Absolutely unbelievable. How many lap records are still held by Michael Schumacher from 2004? Well, on the right day, on the right tires, we might just be threatening them this year. Wider tires, wider cars, more downforce. I have to say they look great, and the qualifying spectacle is undebatable. Now the big question remains, can they follow? Can they race? Or have these new rules gone too far? With that then, let's run through the grid order. It's Ferrari in pole position then, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Verstappen, Daniel Ricciardo, and Perez, Magnussen, Grosjean, Massa, and Fernando Alonso. Ocon, Sainz, Daniel Kvyat, and Hamilton, Hülkenberg, Palmer, Lance Stroll, penalty yemiş and Hamilton. And Marcus Ericsson rounds off the grid. And now it's time to head down to the track.
excellent start to the season. Let's convert this pole into a win. Vallahi Hamilton penaltıymış. Evet, şimdi artık hazırlıkları yapalım ve başlayalım. Evet, bu arada şeyi de hatırlatayım. Neydi o? Dün yaptık. DC Discord'a da attım. X Formula. İnşallah efendim. Şimdi onun için uğraşacağız. Eğer düzgün kalkarsak, hata da yapmazsak, çünkü yarış %100 58 tur galiba. 58 tur. Birinci bitireceğiz. Yani birinci bitirmem şart. Bence puan almam lazım. Bizim Discord'a da attım linkini. Neydi? X Formula. Ligi var. Ben destek amaçlı girdim içeriye. Oynadık. Sizler de eğer ligde yarışmak istiyorsanız gelin. Yeni bir lig. Yeni kuruluyor. Yaklaşık 7-8 kişi var galiba şu an. Hatta 10 kişi var. Evet. Daha da artacak. Ona göre bir düzenleme yapılacak. Şimdilik kabataslak bir düzenleme yapmışlar. Gençler. Destek amaçlı biz de girip yarışıyoruz. Siz de oraya bekleriz. Yarışacaksanız eğer. Evet, şimdi yarış stratejisi diyelim. Soğut. 58 tur. 58.6. Oo, daha fazla alamıyor mu bunda? Ya abicim yani. Ve tek pit yapsak nasıl olur? Umut. Kırmızıdan sarıya geçsek. Çünkü onlar büyük ihtimal 2 pit yapacak. Botlar. 2 önemli eksik var. Onları halledersen gelebilirim. Tamam ya, hallettiğin zaman gelirsin. Benim DC'de linki var. Formula 1 sohbet kısmında. Oradan girip Discord'larına katılabilirsin. Kestikleri koruyabilir misin ki? Kestikleri. Lastikleri diyorsun herhalde, değil mi? Lastikleri koruyabilir misin ki? Yani 18 tur, hadi 20 tur gitsek bu Super Soft'la, geriye ne kalıyor? 38 tur kalıyor. Yani 38 turda herhalde Soft'la gidilir. Ha, denemedim ama şuna edit diyelim bir saniye. Şunu remove'a bir sil şunu. Yani şunu 20 tur yapsak ya da şöyle yapsam. Yani böyle ayarlayalım bunu, tamam mı? Olmadı. Tekrar değiştiririz.
arkadan çarptı bana. Vettel mi o? Ihtimal Bottas. Ben niye yavaşlayayım arkadaş ya? Tamam da bu kadar hani kırmızıyı yanacak kadar niye tüterettiriyorsun yani? Genler baktı gitti şimdi bak gitti. Kaza yapmadın mı? Kaza yapsam kalırdı. Aynen arkadan arka tekere dokununca spin attı. Ya bu arkaya nasıl bakıyoruz biz? Yok bu da değil. Yok bu da değil. Bu da değil. Allah Allah. Bu benzini ayarlıyormuş bak iyi. Ayarlamamıza gerek kalmadı. Gideceğiz bu lastiklerle değil mi? Onlar erken pite girecek. Herhalde onlar 10'da 11'de girer. Onlar biraz daha hızlanacak. Ama onlar bir pit daha yapacak. En az. Ne oldu lan? Cihaz şu galiba direksiyonda hangisi onu bilmiyorum. Ona bakarız. Bakarız. Bir saniye. Nerede bunun kontrol? Şey gitti ya. Sıramız gitti. İlginç. Custom kontrol. Edit. Diyor. Biz bunu 3 ayarlasak ne olur? 3. Boyunca kontrol diyor 3. 5. Ya da şöyle yapalım. 13 tamam. Bu tuş. Back. Şimdi bakılıyor tamam. Abicim bizim sıramız niye gitti abicim ya? Ne yapıyorsunuz siz? Çok yavaşladık ondan mı acaba? Neyse. Mercedeslere ne oldu onu çok merak ediyorum ben ya.
Safety car in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature. And remember, there is no overtaking until the first safety car line. Stay in position until the green flags. Bunları geçmek uğraşacağız. Ne yapıyorsun abicim? Verstappen. Güzel geçiş. Biraz sıkıştım orada ama Allah'tan kaza olmadı.
Eyvallah Şerefettin abi. Alonso yarış dışı. Telle farkı niye açamıyorum onu anlamadım ya. Onun lastiği bitmesi lazım. Son sektörde yaklaşıyor bana. Yok kardeşim. Tek pit. Onlar iki pit yapacak çünkü. Lastiği bitmeye başladı. Birazdan pite girecek. Şimdi 20'de gireceğiz. 9 tur var. Onlar pite daha girmedi. Lastikler 22'de daha 20 tur rahat gider bence.
Geriye 38 tur kalıyor. Salt 38 tur dayanır mı onu bilmiyorum işte. Kariyerde daha ilk tecrübelerim. O yüzden hiçbir şey hakkında emin konuşamıyorum. Tam pit çıkış yolu üzerinde ha. Abicim bunlar ne zaman pite girecek ya? Şaka gibi ha. Pit'e girdi. Ben şimdi bu turu Rich'le gideyim. Biraz benzin. Biz benzin harcayalım. Sektör. Daha içle gideyim. 0.60.
Verstappen daha pite girmedi. O da beni şaşırtıyor. Hala devam ediyor. Lastiklere güzel dikkat etmem lazım. Acaba Vettel süper soğuk mu taktı yoksa ultra soğuk mu taktı? Verstappen hala pite girmedi. Hala girmedi. Beni mi takip ediyor bu, ben anlamadım ki ya. %29. Verstappen, Verstappen hadi gir artık. Evet, şimdi girdi Verstappen. Sen Ocon. Vettel Ocon'u geçti. Vettel jimnastiklerle zorluyor şu an. (27 saniye Vettel'le fark. Saniye oldu. Fark geliyor artık. Verstappen üçüncülüğü almış.
sokmakmış. 15'te 14'te girdiyse 28, 10 tur sonra bir daha girecek bir de Sebastian Vettel. Verstappen de yine acaba biz solla sarılarla nasıl performans sergileyeceğiz? O da meçhul. Doğru strateji mi değil mi şu an kestiremiyorum. Ama tek pit yapacağımız için zamandan kazanacağız. Onlar pitte zaman geçirirken biz pistte zaman geçireceğiz. Evet, Vettel 1.28.200. En hızlı turu aldı Sebastian Vettel. Tekerler sararmaya başlıyor. Acaba 25'e kadar gitsem mi? Yoksa 20'de gireyim mi? Çok büyük zarara uğrar mıyız bilmiyorum ama. Aradaki fark 5 saniye eritti. 3 tur daha Sebastian Vettel. Kötü mü yapıyoruz bilmiyorum ama bilinmeyene doğru gidiyoruz. Saniye. Thank you.
Sabitlendi. 20 saniyede sabitlendi motor. Bunun lastiği de bitti. İnşallah doğru yapıyoruzdur. Sarı bayraklar. Evet, ben şimdi artık girebilirim. Artmışken girsem mi? Dur bakalım. 19 saniye. Ah. 30 saniye oldu Verstappen. Verstappen normal ama Verstappen lastikleri daha yeni Vettel'den. Ben artık pite giriyorum. Hmm.
Sebastian Vettel geliyor düzlükte ve geçiyor. Ve geçiyor. Şimdi biz artık yarışın bitimine kadar lastiklerin performansı nasıl çok merak ediyorum gerçekten. İnşallah kötü değildir. Lewis Hamilton yarış dışı. Evet, Lewis Hamilton yarış dışı. Sarı bayraklar. Lewis Hamilton. Vettel niye girmiyor hala pite ya?
Hayır Vettel'e niye yaklaşamıyorum ben anlayamadım ki. Ama onlar pit'e girecek. Onlarda süper soğut olacak. Yani o zaman farkı nasıl kaparlar bilmiyorum ama yarışın sonlarına doğru sanki savunma yapacağız gibi geliyor bana. Girdi Vettel. Bu saatten sonra artık dikkat etmek lazım. Bir tur riskle gidelim. Bir tur. Acil durumda ultra soğutu hazırlayalım. Lastikler kötü değil. Verstappen'in pit'e girmesini bekleyeceğiz. Ricardo biraz daha uzun süre sonra pit'e girer. Thank you.
Evet, Verstappen de pit'e girdi. Bakalım Vettel'den tur gelecek mi, hızlı tur. Ricardo da pit'e girdi sanırım. Evet. Ya da Ricardo'yu geçti Vettel. Evet, Ricardo'yu geçmiş Sebastian Vettel. ...16 saniyelik bir fark var. Bakalım eriyecek mi? Sabit mi kalacak yoksa artacak mı? Biz botları... ...95 sanırım, biz 97'ye getirelim botları. 97'ye getirelim, ondan sonra... ...tek zaferimiz olsun. 97'de 2 zafer aldıktan sonra tekrar 2 seviye veya 3 seviye %100'e getiririz. Güncellemelerimiz de önemli bu arada. Hani... Evet, fark ediyor. 14 saniye oldu. Hayır, hızlı tur da atmıyor. Yani nasıl fark ediyor? Nerede fark ediyor? Ben anlamıyorum ki ya. 14,5 saniye. Sabitledik. Son 4.6 oldu. ...0.2 saniye en hızlı turdan. Son sektörde sanırım oluyor benden. Son sektörde alıyor benden. Sanırım yarış sonuna kadar kalmayacak. Daha çok gelişebilir Sebastian Vettel. 47-45. Ya
Yani o aralar 13.2. Gelecek araçlar gelecek. Umarım Vettel de yavaşlar. 12.9 iyi, fazla fark edemiyor. Geçtik. Verstappen Ricardo'yu geçebilecek bakalım. Ricardo daha pite girmedi gerçi. Ufak ufak fark ediyor. Çok büyük şekilde farkın eridiği söylenemez. Evet, bir grup var şimdi. Ona tur bindireceğiz. Hala 12.4. İyi, güzel. Bizim için güzel haber. Ama dediğim gibi şimdi AI'lar %95'teyken %97'yi arttırırsak biraz daha kolay kapanacak. En azından 0-2-0-3 tur başına gidecek. %97 yaptığımızda bot biraz daha farkı kolay şekilde eritebilecek. Biliyorsunuz onlar hata yapmıyor ama bizde
Bizim hata yapma lüksümüz var. Bottas nerede acaba? Kaza yaptı startta, bana çarptı arkadan. Şimdi üçlüyü nasıl geçeceğim bilmem ha. İnşallah kaza olmaz. Bak. İşte tam da bundan bahsediyormuştum. Allah'tan. Evet, hafif. Allah'tan hafif vurduk ha. Atlattık. Kaldı 17 tur. Sebastian Vettel bakalım. 12.4'tü. Pardon, 12.2'ydi. Turlara başlamadan önce. Şimdi 8 saniye oldu. O ne kadar zaman kaybedecek? Şimdi biraz zorlamamız lazım. Verstappen, Ricardo pit'e girdi sanırım. Verstappen geçmiş onu. 7.
Tekerler kaçta? %21. Sergio Perez gitti. Evet, tur indirmelere başladı Vettel. Birinden kurtuldu. Pit'e girdiği için hemen kurtuldu. Saniye. Elimden geldiğince zorlamam lazım. Acaba şimdi pite girsem 14 turda Sebastian Vettel'i geçebilir miyim? Yani riske girmeye değer mi, değmez mi bilmiyorum. 14 tur ultrasoğuklar dayanır. Dayanmaz değil. Gireyim mi o riske, girmeyeyim ben. Yani tek bir seçenek var. Beş saniye oldu fark. Yaklaşıyor Sebastian Vettel. B planına mı geçsek? Ne dersiniz? Ultrasoltu takıp 13 turda yakalır Sebastian Vettel'i ya. Yakalayamaz mıyız? Yeni lastiklerle. Ondaki lastikler eski. Deneyelim mi, denemeyelim mi? Hadi cevap verin. Beş saniye fark. Yok herhalde. Dört saniye oldu fark. Acaba ne yapsam? Tura solta geçip geçmeye değer mi, değmez mi? Yani sonuna kadar böyle gidemeyiz. Vettel bizi yutar. Pite giriyorum. Hem kanadımızı da değiştirsinler. On iki tur yeter. Gireceğim riske, yoksa fark ediyor. Tek kurtuluş bu olacak. Yaklaşabilir miyiz, yaklaşamaz mıyız? Üf.
Hata mı yaptık, yapmadık mı? tur. Evet, şimdi bayağı bir zorlamamız lazım. Sebastian Vettel'le fark ne kadar? ...5.6 saniye. 12 turda kapanır mı? Hı? Onda kullanılmış süper softlar var. Bizde 0 set ultra softlar var. Şansımızı deneyeceğiz dedik. Yoksa geçecek bizi yani. 25.1. Her türlü 2 saniye alman gerek. Aynen. Şuralarda lean'i alayım. Bari de bir iç bir lean, bir iç bir lean. Thank you.
iyice gerildim ha. Çarpıyorduk ya. Seconds.
Aynen. Saniye kadar indirdik. 25 saniye. 9 saniye. Geçeyim. Biraz zaman kazanayım diyorum. Yine yetmez. Bir spin atarsak biter. Okoncum. Zaman kaybediyorum senin yüzünden canım benim. Keşke kanadı değiştirmeseydik ya. İşte keşkelerle olmuyor bu iş. Saniye.
Tamam. Tamam getireceğim. Ya belki bir umut diyorum ya. Belki bir umut diyorum ya. Bak neler yapıyorum burada ya. Perez'i kovalayan Verstappen gibi oldum iyice ha. Yani. İlk 3'te hedef. İkinci olduk. 1-2 olduk. Double yaptık. Ama ben memnun değilim. Ben memnun değilim. Anthony Davidson, give me your thoughts. How did they accomplish this result? Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors to worry about once the race is neutralized. I mean, do you pit for fresh rubber? Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer all of those questions correctly, you'll have a chance. And that's exactly what happened today. And as we can see, it's time for the podium. And as the drivers make their way out, there's a familiar red suit making its way to the top step. Fantastic win for Ferrari. Mercedes'lerin yokluğunda çift pit mi yapsaydım baştan? Yani ya. İşte onu söyledik ama kimseden ses çıkmayınca ben de kendi bildiğimi yaptım. Sen söyleseydin en azından seni dinlerdik ya. I'm going to say Stoffel Vandoorne. It was probably one of his best drives this season. I was thoroughly impressed. Evet, şimdi Bottas bana çarpıp kaza yapmıştı. Bottas 5. bitirmiş. O kazayı bir bakalım. Evet, Lewis Hamilton DNF zaten yarış dışı kalmıştı. Zaten grid cezası almıştı Lewis Hamilton. Yani bayağı kötü şeyler yaşamış. Şimdi nerede replay? Bir replay. Startı bir izleyelim bakalım. Vettel Bottas'a, Bottas bana çarpmış. Yani nerede o? Geri gel, geri gel. Bottas'ın kameradan izleyelim bir de. Evet. Bottas'a yazık olmuş. Yani tek pitle yapacaksak yani botları bir tık daha arttırsan yine birinci olurlar ya. Yani 90 şu an kaç? 95 galiba. Şimdi bakarız birazdan.
97 yapsan şu an 2 tık attırsan o farkı kapatamazsın o kadar hızlı. Yine 0-1, 0-2 daha hızlı olurlar. Ne oldu? Niye eksi 3? Feya, Sebastian Vettel'e bir yıt. Allah Allah. Geçildim diye mi acaba? Ha? Ondan herhalde. Kariyer skor. So I need a pro. That's where you come in. We run in a bunch of events throughout the year. Time trials, races, all sorts. I have it on good authority that you have the ability and temperament to do well at this. Make our business look good and, most importantly, bring the cars back in one piece. So consider this a formal invitation. Ne diyorsun abicim sen şimdi? Ben seni anlamıyorum ki. Ben memle memnun oldum. Ne bu? Japonya short, Britanya short. Bullshit. Kota Enzo Evans. Neyse şu an puan dursun, tamam mı? Şu an puan dursun. Go to in. Neye gidiyor şimdi bu? Japonya short. Hayır, niye bunu yaptırıyor bize ki? Calm before the storm as we wait for this field of iconic cars to burst into life for the historic invitational event today. I'm delighted to have the opportunity to be here and welcome along to all of you at home as well. So grab a cup of tea and get...
Hayır, niye böyle bir şey yaptık onu anlamadım ki ben. Ne yani şimdi bu? See you again. The factory sent over the parts that would have been good on the rig. They're being fitted as we speak. Have a look at the report. Ne oldu? Gearbox %10. İşe yaradı o zaman ha? Vallahi yaradı. Aynen. Neyse şunları bir ellemeyelim şimdi. Biraz daha puan topladıktan sonra bakarız. Şimdi go to pratik 1. Geç şimdi go to pratik 1'i. Bu şeyin ayarlarını nasıl yapıyorduk biz? Race setting. 94'teymiş bak botlar. Bunu nasıl... Ayarlarını yapıyorduk ki bunun. Main menüde. Bunun bir yerde ayarı olmalı bunun. Driver. Options. Edit driver. Yok, bu değil. Discard change. Edit drive yok. Yine. Sezon içinde değişmiyor olabilir diyor. Allah Allah. Niye? Abicim ben arttırmak istiyorum. 2 tık. Ne yapacağız? 94'le mi yarışacağız hep? Ya
Yani yarışı bitirdik. Sonra olabilir. Yarışı bitirdim. Melbourne bitti. Melbourne bitti. Şu an Çin'deyiz. Yeni geçtik Çin'e. Şimdi Options'a bas, yükleme ekranında. Aktif değil. Aktif değil. Niye acaba? Resetting. Kariyere girerken sağ altta bir anlık options. Kariyere girerken basıp girmen lazım. Tamam, deneyelim hemen. Şurada main menüde. Doksan 96. Oyunun birinde öyleydi diyor. Tamam, şimdi girelim. Dur bir saniye. 8 options. Heh. İki, 3 tık arttıralım ya da. He? 3 tık. Çok şey mi olur? Flashback'i kapat. Doksan 97 iyi değil mi Şerafettin abi? He? Hızlı olur mu? Az önce aynen unutmamışsın. Eyvallah, sağ ol. Az önce 94'teymiş. Yani şimdi 97'de biz 97'de iki tane birincilik alsak üst üste, o zaman bir tık daha arttırırız, 98 yaparız. Ya da bir birincilik daha alsak. Ama bir birincilik yetmez ya. Sezon uzun, iki birincilik almamız lazım. Ki botlar yavaş diyeceğiz. Alıştık diyeceğiz. O zaman bir tık daha arttır ya da iki tık arttıracağız. 100 yapacağız mesela. Böyle kalsın. Böyle kalsın. Bak, kariyer modifiye %26, %24'ten 26'ya çıktı bak. Bunu arttırınca. 31.97. Doksan yedide bakalım ne olacak. Bence biraz daha dengelenir. Yani uğraşırız. Ta ki biraz alışana kadar. Alıştın mı? Ondan sonrası kolay. Evet, artık ikinci yarışa görüşmek üzere Çin'de. Ben şeyleri yapıp öyle mi geleyim? Şey, direkt yarıştan mı başlayalım, yoksa o antrenmanları bilmem neleri yapalım mı? Hani uzun sürüyor gibi geliyor bana.
Sabah aslında onları geçip ya da öğlen ya da boş bir anda bir yarım saatte biter onlar. Bilmiyorum, bakacağız. Evet, 97. Evet, Melbourne'de ikinci olduk. Maalesef dayanamazdık yani. 10, 12, 12 tur kalmıştı. 3 saniye fark vardı. Yani zordu. Belki uğraştırırdık ama yani ne gerek var? Bu sefer kaza da olabilirdi. En azından şansımızı denedik. Evet. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Şerafettin abi iyi geceler. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bora sen de. İkinci yarış görüşmek üzere. Ben qualifying'den başlattırım onu. Pratikleri ben geçerim. Yani yaparım şeyleri, görevleri. Bir de onlarla uğraşmıyorum. İyi geceler.